Birçok meselede fakir akrabasıyla görüşmeyi insanlar kesiyor. Ama spor toto çıkarsa, çıktığı duyulursa da 40 senelik görüşmeyen dostlar ah benim canım diye hediyeler alıp herkes gelmeye başlıyor. Para çıktı çünkü. Ama fakir olsa, fakir olduğu zaman kimse kapısını açmıyor. Hele bu ekonomik bunalımda, bayramda, en azından bir bayramlarda bile insan birçok akrabasını aramaya, telefona eli gitmiyor. Çünkü nasılsın halacığım dediğin anda sorma evladım kiramı veremiyorum derse. Aman evladım, yavrum, teyzen, dayın, amca oğlum, bilmem ne, ya faturaları ödeyemedim, ne yapsak acaba derse, sen ne diyeceksin? Ya ben seni bayram için aramıştım, bu konuları niye karıştırıyorsun? Tamam da bayram için aradıysan sıla-i rahim için arıyorsun da sıla-i rahimin akrabaları arayıp sormanın getirisi götürüsü ne olacak? Nasılsın? İyiyim veya iyi değilim. İyiysen elhamdülillah maşallah, Allah afiyette daim etsin. Yok ödeyemiyorum, alamıyorum, ekmek alamıyorum, çocuğum aç, bilmem ne dediğinde de Allah çok versin. Ben sana dua ederim ama para benden çıkmaz, zırnık çıkmaz şeklinde aradığın zaman sıla-i rahim olmuş oluyor mu? Yani selam verdim, küs değiliz, sıla-i rahim. Tabii ki selam da vermeyene göre, küslük sürdürene göre bir derece. Haramın birinden kurtulmuşsun. Ama senin maddi durumun varken, senin yakın akraban, uzak akraban açlık sefalet içinde bir bayramdan bayrama bile veya bir Ramazanlarda bile yoklamazsan, bir arayıp sormazsan, bu nereden kaynaklanıyor? Cimrilikten. Sen cimri olmasaydın 7 kat yabancıya bile verirdin. Nerede kaldı teyzeni mahrum edeceksin, halanı terk edeceksin? Tabii bu nereye götürüyor işi? Sıla-i rahimi de kesmeye kadar götürüyor. Neden? Ya her aradığımda bana bir dert anlatıyor. Ne anlatacak? Senin derdin yoksa dinleyeceksin. Senin derdin varsa sen de ona bir derdini anlat. Bu sefer o da senin telefonunu açmaz. O zaman. Değil mi şimdi? Efendi Hazretleri'ne gelirdi. Efendi Hazretleri bir derdin var dinler misin? Ne mutlu sana bir derdin var derdi ya. Benim 1000 derdim var derdi. Adam da bu sefer ne diyeceğini unuturdu yani. Şimdi onun için ben de muhtaçsam, ilacımı alamıyorsam, ben de faturamı ödeyemiyorsam, bilmem ne zor durumdaysam, ben ararsam amcamı, amcam derse bana aç açığız evladım, amca biz de senden beter açız derim. Doğruysa, yalan değilse Allah'ın rahmeti başımız olsun. Ama kardeşim yalan konuşuyorsan Allah'ın laneti başına olsun. Yani kimi kandırıyorsun? Senin orada paran var, cukka yapmışsın. Orada amcan, dayın, teyzen, halan. Yani işte cimrilik işi nereye kadar götürür? En büyük günahlara kadar götürür. En büyük günah namazsızlıktan sonra zekatsızlık. Mesela cimri adam zekat veremez. Tabii cimrilerin sınıfları var. Bunlar esnaftır. Esnaf dediğiniz zaman siz Türkçe'deki şey, dükkan sahiplerine esnaf diyorsunuz. Esnafın Arapçası sınıf sınıf demek. Esnafa da niye öyle demişler? İşte biri peynir satıyor, biri zeytin satıyor, ondan. Çeşit çeşit satıcılar. Ama cimriler esnaftır. Ne demek? Türlü türlüdür. Bunların türleri içerisinde yani bildiğin gibi değil. Ha şimdi zekatını verene cimri denir. Şimdi zekatını verir de normal sadakasını vermezse, işte komşusu açken tok yatarsa veya sıla-i rahimde akraban, zekatın bu sene bit. Ya kardeşim teyzen diyor ki açız. Kış geliyor. Oturmuş kömürümüz yok. Doğalgaz fatura ödeyemiyorum. Donacağız burada diyor. Böyle bir zaruret var halanda, amcanda. Mesela sen ona diyorsan ki benim bu sene zekatım 10 bin liraydı zaten, onları da vermiş bulundum. Artık seneye size biraz zekat ayırırım. Ya donuyoruz diyor orada. Yani böyle bir zamanda bunda zekatın dışında da bazı haklar vardır diyor kitap. Ne demektir bu? İşte komşusu açken tok yatan bizden değildi. Senin komşun hakikaten açsa mı? Hakikaten. Ağlıyor çoluğu çocuğu.
Sen de tok yatıyorsun. Şimdi senin bu komşuna bir yemek parası vermen nedir? Farzdır. Peki zekattan başka farz mı var? Mal bakımından. Yok ama sen şimdi diyorsun ki 10 bin lira zekatım vardı. Bu sene ben bunları dağıttım. Onun için kimseye zırnık vermek bana artık bu sene farz değil. Onun için komşum ölsün. Teyzem ağlasın. Ama İslamiyet bu işe böyle bakmıyor. Ve fi envalim hakkun malum lissaili vel mahrum diyor Kur'an. Nisaba malik olanların mallarında malum bir bilinen 40'ta bir düzeyinde hak var. Bu tabii sadece fakir hak. Lissaili dilenciler için, isteyenler için, vel mahrum mahrumlar için. Yoksullar için, yetimler için, dullar için, miskinler için, fakirler için, Kur'an-ı Kerim'de zekat masarifinde 8 sınıf sayıyor. İnnemâ sadakâtu âyet-i kerimesinde Tevbe Sûre-i Cellesine lil fukarâi vel mesâkilîn vel âmilîn âliyâ vel müellefet-i kulûbûn ve fir-rikâb vel gârimîn ve fî sebîlillâh ve ibn-i sebîl. Bunlar Ruh-u Furkan tefsirinde Efendi Hazretlerimizin riyasetinde bize yazdırdığı başımızda bulunduğu bütün ilimleri öğrettiği, bütün yollarımızı açtığı Ruh-u Furkan tefsiri. Tevbe suresini bitirmiştik. Allah tamamına ermeden beni öldürmesin, amin. Sizi de yaşatsın, amin. Okumayı nasip eylesin. Amin. Ama Tevbe suresini bitirmiştik. Dolayısıyla orada bu çok uzun, belki kaç sayfa yazık yani ben bilmiyorum. 20-30 sayfadan aşağı değil. Ya biliyorsunuz Ruh-u Furkan büyük boy. Orada bunun masarifi var, zekatın kimlere verileceği vesairesi. Bayağı hadis-i şerifler, neler yazdırdı, neler yazdırdı Efendi Hazretlerimiz. Onun için oradan da okuyabilirsiniz yani, mesele o değil. Demek ki bir insan açlıktan ölüyorken sen ben zekatımı bu sene verdim, bana bundan sonra bir kimseye bir şey vermek farz değil, sevabı çoktur ama ben yani illa sadaka nafile vermiyorum, ben sadece farzları yapıyorum diyerekten. O açı doyurmasan, senin imkanın varken, haram olur mu olmaz mı? Ama zekat değil, zekatı verdin, yine kurtulamıyorsun. Niye, ne zaman? İşte yakın komşu, açken meselesi, bir de akraba meselesi. İlla ki, istersen akraba köyde olsun, sen burada ol yani, fark etmiyor. O çünkü onun yakınlığı, uzaklığı yok, o zaten ananın rahminde veya anneannenin rahminde, babaannenin rahminde akrabalık rahimden geliyor. Rahimden yakınsın zaten. Onun için orada kaç yüz kilometre aranızda var sormuyor İslamiyet. Bütün akrabanla kellefsin. Açlıktan ölen akraban varken senin ben zekatı verdim demen caiz midir? Yok mu paran? Var. Onda bir yemek parası bir şey gönder. Onun için ne buyuruyor Kur'an? Estaizu billah وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Nefsinin cimrilik ve tamahkarlık huyundan kim korunursa, bakın kurtulursa demiyor. Allah'ımızın her buyurduğunun tercümeyi ona göre doğru yapmak lazım. Buraya rastgele bir tercüme, ortalama bir tercüme yapılabilir. Belki bazı meallerde de tercümeler orta gidiyor yani. Dumanı doğru çıkıyor ama mesela buraya kurtulursa diye mana verirsen kimse bunu yanlış anlamaz. Kim nefsinin cimrilik huyundan kurtulursa ancak felaha erenler onlar. Yani umdukları cennete nail olurlar, korktukları azaplardan emin olurlar. Ama bu manada bir yanlış görüyor musunuz şu anda? Görmüyorsunuz. Dumanı doğru çıktı. Ama Rabbimizin buyurduğunun tam manası motamot karşılığı değil. Çünkü orada ne diyor? Yettaki sakınırsa demiyor. Yencu kurtulursa, yaklus halas olursa demiyor. Ne buyuruyor? Yuka. Yuka. Nedir yuka? Veka yakıyden. Veka vikayet. Türkçeleşmiş vikaye. Vikaye muhafaza demek. Veka vikayet. Yakıyı vikaye eder. Yani korur. Korur. Peki bu nedir? Meçhul sıgası. Yuka. Yani korunursa, kendi korunamıyor, kendi korunamaz diyor. Kimse huyundan vazgeçemez, kimse kendi cibilliyetine, fıtratından efendim dışarı çıkamaz.
Ancak Allah'a sığınanlar, Allah'ın Celle Celaluhu yardımını isteyenler, la havle ve la kuvvete illa billaha sarılanlar, bütün yaptıkları iyilikleri Allah'tan bilenler, bütün haramlardan kurtuldukları, korundukları günahları Allah'ın yardımıyla bilenler, onlar korunur. Onun için diyor, ey benim kullarım diyor, bak nefsinin cimrilik huyundan kurtulan, korunan demiyorum diyor. Kendi korunan demiyorum diyor. Kim benim tarafımdan, nefsinin cimrilik huyundan azat edilirse, halas edilirse diyor, ancak onlar kurtulurlar. Demek ki biz bunu ancak Allah'tan yardım isteyerek bu cimrilik huylarımızı, hırslarımızı, tamahlarımızı, dünya sevgilerimizi, akraba ilişkilerine karşı soğukluklarımızı falan, bütün bu nefsin istemediği işleri kurtulmak için Mevla'dan yardım istemek zorundayız. La havle, hiçbir günahtan dönüş yok. Ve la kuvvete, hiçbir ibadet yapmaya güç ve kuvvet yok. İlla billah, ancak Allah'ın yardımıyla. Kim zinadan kurtulabilir Allah korumadan? Kim zekat verebilir Allah yardım etmeden? Adam ne diyor ya? Şimdi onun için biz şunu diyoruz. Zekatını tam verene cimrilik vasfı İslam'a göre yakışmaz. Yani cimri denmez. Ama zekatı tam verip de diğer açlıktan yanında komşusu ölecek veya bir akrabası heder olacak, zayi olacak kadar zaruret içine düşmüş bir durumda da ben zekatımı verdim diyen zihniyete de cömert diyemeyiz. Ve mesuliyette olur mu? Olur. Çünkü zekat dışında da bazı haklar var. Bu gibi zaruri durumlarda açlıktan ölecek insan ilaç alamamış inimini minliyor yani. Bir paran da var yani. Ver bir ilaç al adama ya. Ha, onun için meseleyi doğru anlayalım.